Ermişler ya da günahkarlar. Bu harika oyunun galası var bugün. Arkadaşlarımla kulisteyiz şu anda. Oldukça heyecanlılar. Ben de heyecanlarımı paylaşmak istiyorum şu anda. Neler hissediyoruz? Premierden sonra neler yaşandı? Turne yaptık mı? Bu oyunun safhaları ne oldu? İlaveler var mı? Her şeyi çok ama çok merak ediyorum. Afiş de çok güzel bu ara. Bugün 22. oyunumuz. 8 Kasım'da premier yapmıştık. Çok yoğun oynuyoruz. İşte Adana, Mersin, Bursa, Ankara, İzmir her yere turneye gidiyoruz. Önümüzdeki Şubat ayının başında Ankara'da olacağız yine. Vallahi oyun hakkında çok iyi yorumlar duymak bizi çok mutlu ediyor. Oldukça. Ve oyunda oynadıkça iyice gelişti zaten. Çarpıcı bir oyun arkadaşlar, kaçırmayın. Lütfen kaçırmayın. Israrla söylüyorum bunu. Kaçırmayın bu oyunu. Çok şaşıracaksınız. Yani zaten hani gelip seyreden bir daha seyretmek istiyor. Evet, bir daha seyretmek istiyor. Ben de geleceğim zaten birkaç sefer daha. Anlayınca kadar oraya. Çünkü şey, bu bazı filmler vardır ya. İzleriz film bittiği anda, aa aslında orada şu varmış, burada bu varmış. O zaman bir daha izleyebiliriz. Detay görürsünüz tekrar. Bizim yani ben yapıyorum onu, biliyor musunuz? Birkaç sefer giderim böyle ilgimi sevdiğim filmde. Tabii tabii. Şimdi bu oyunda da hissettiğimiz ve yaşadığımız şey gerçekten de, yani şimdi hocam adına konuşuyormuş gibi olmadı evet, ama. Evet, yönetmenimiz arkadaşım. Gerçekten bunu hissediyor insanlar. Biz aslında oyunun başından sonuna kadar aslında tüm tiyoları veriyoruz. Ama işte bir sinema filminde de yakalayamayız izlerken. Çünkü seyircimiz... Hareket halindesiniz çünkü. Aramızda konuşuyoruz hoca hep beraber ekipçe. Ben kafayı bir çeviriyorum seyirci ki ben dördüncü duvar çok şey değilimdir tiyatroda. Kaldırırım dördüncü duvarı çoğunlukla. Dirsekler dize geçmişse... Ben de öyle. Böyle. İşte diyoruz tamam biz de. Yakaladık. Ama böyle tiyatro izlenir mi? Bak demek ki iyi bir şey olunca ortada izlenebiliyor. Ben yapıyorum. Çünkü odaklanmaya çalışıyor seyirci. Bu çok güzel bir şey. Ve gerçekten oyun başladığı anda başımız dik oynuyoruz. Çünkü gerçekten iyi bir şey yaptığımızın farkındayız. Ha iyisi kötüsü, eleştiriler kısmı olabilir, yorumlar olabilir. Bunlar başka bir şey ama şuna kadar gelen bir seyircisiymiş, jürisiymiş, gazetecisiymiş, hakkımızda bir cümle. Yok, ben de duymadım aslında. Ne bir eleştiri duyduk. Evet. Bu müthiş bir şey. O yüzden buradayım, sizlerleyim. Çok heyecanlıyız. Yaşamak için sizlerleyim arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Biz çok gururluyuz hocamsanız. Bugün de dedik ki bir gala yapalım. Bir gala yapalım. Yakışın arkadaşlar. Ya yakışın. Hep beraber bir daha oynuyor. Of. Ya şu var. Bakın şu an kulisteyiz. Kulisteki halimize bakalım. Kulisteyiz evet. Kulisi iyi olanın oyunu iyidir. Bu kadar. Bunu lamı zaten çiniyor. Şu güzel enerjiyi seyirciye yansıtacaksınız. Kesinlikle. Biz başladığımız günden beri böyleyiz. Bu arada çoğu, ben bir Aziz'i işte 3-4 yıldır tanıyorum. BESA sahnedeyiz bu arada evet. Arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz BESA oyunun günlerini. Özür dilerim, ben sizden çok konuştum. Aha buyurun, hayır. Hayır. Siz konuşacaksınız tabii. Yani hatırlatmayı bilmiyorum bu arada. Estağfurullah. Bana konu olsun. Yakışıyor size, yakışıyor. Evet, Aziz bir şey soruyorum. Ben mi? Evet. Ben bir şey söylüyorum. İşte yani. Yani mutluyuz beraberiz. Evet, gerçekten çok güzel kadro gerçekten. Maşallah. Enerjinizin ekip tutması çok, çok önemli. Yani, ekibiniz. Evet. Orada tabii ki bu ekibin, yönetmenimiz fevkalade. Her şey yönetmen. Ya yöneten zaten hani adı üstünde yönetmen. Yani yönetici, yönetebilen. Çok önemli. Çok önemli. Her ortamı yönetebilen demek. Burayı da çok güzel yönetti ve kulisimiz anne. Çok iyi olduğu için ah güzellik. Bak biz bir aileyiz. Aile evet. Ah kızım yani, orada işte. Aa merhaba. Kuliste kızım var. Evet, biz bir aileyiz. Bu bir sürpriz. Sürprizlerin programıyım zaten. Bilgiler bende duyulur. Aileler bende görülür. Yani her şey onun hoca sayesinde oldu. Bu güzellikler, bu şeyler. Ya, kutluyorum. Valla tebrik ediyorum arkadaşlar. Lokomotifimiz. Kulağınız açık olsun diye ben uzun soluklu olacağını düşünüyorum bu oyun. İnşallah. Niyetimiz o. Bunu hissediyorum. Amacımız da gerçekten oyunda, güzel inşallah. Bir kadro, çarpıcı bir oyun. İnşallah. Final zaten ters köşe yapacak. Bunu hazırlıklı olun arkadaşlar. Evet. Ve bu oyunu kaçırmayın. BESA sahnede takip edin diyorum. Öpüyoruz herkese. Yolunuz açık olsun. Herkesi bekliyoruz. Davranışlarınız olsun. Şimdiden iyi seyirler. İyi seyirler. Mavi'yi salla kızım. Mavi'yi de sallayalım beraber. Peki sallama kızım. Değilim ki yani. Gelmesinler. Teşekkür ederim. Gelsinler. Çok sağ olun. Evet. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim, şeref verdiniz. Konu neydi? İstirmenle yazmak istiyorum. Bu imkansız. Neden? Bir fincan çayınızı içemez miyim? Bay Steeler. Lütfen, eğer zahmet olmazsa. Aslında ben
suçlu kelimesini çok doğru bulmuyorum. İnsanları tutuklu kılan tımarhane ise dünyayı dışarıda tutarak insanları özgür kılar. Benim de yıllardır yapmaya çalıştığım şey bu. Hastalarımı özgür kılmak. Yani onları kendilerinden kurtarmaktan söz ediyorum. Müthiş. Çok önemli bir yayıncıyız anlaştık. Amerikalılar bile ilgilendi. Bakın 3 sayfalık. 3 sayfalık bir özet bile onları heyecanlandırmaya yetti. Konuğumuz var. Merhaba. Görüyorum. Marx Taylor kendisi bir yazar. Biliyorum. Öyle mi? Kadir hakkında kitabınızı okumuştum. Neydi adı? Seri Rüperdi. Bir sandviç. Bir fincan çay da yeter. Yani konuğumuza şu kadarcık iyiliğimiz dokunsun. Sandviçiniz neli olsun? Salam, turşu, kaşar, peynir, domates, biraz mısır, belki yani bilmiyorum meyve olabilir, yanında biraz üzüm olabilir. Herhangi bir şey lütfen hazırlayın, gelin. Tamam. Değil mi? Bir fincan da çay olsun. Evet. Elimden geleni yapacağım. Çok. Kötüler bizim bir parçamızı temsil ederler. Ruhumuzun karanlık yanıdır, sözü edilmeyen kısmıdır onlar. Kötülere ihtiyacımız var. Çünkü Londra'ya gelip onun yürüdüğü yollarda yürümekten adeta bir zevk alırlar. Hakkında kaç kitap yazıldı, kaç film çekildi, bir fikriniz var mı? Karın deşencek müzikalleri diye yapıldı. Ve bu adam kadınları göbeklerinden bıçaklıyordu. Gırtlaklarını öylesine vahşice kesiyordu ki